Günaydın. Yağmurlu bir havadan herkese günaydın arkadaşlar. Böyle biz çıkıyoruz. Ayşe de şimdi kartonlar vardı onları atıyor. Bunların çöp kutuları, kağıtlar, poşetler, çöpler falan hepsi ayrı yerlerde oluyor. Ona göre ben daha öğrenemedim tam hepsini. Hangisi hangisine diye. Böyle yağmur yağıyor. Şimdi anneme doğru yola çıkıyoruz bakalım inşallah. Telefon ettim dedim bir şey lazım mı? Hiçbir şey lazım değil dedi. İsterseniz gelmeyin dedi ama ben gitmeden duramıyorum. Ayşe dedi hadi gel beraber gidelim. Zaten hep onunla gidiyoruz. Şimdi yola doğru koyuluyoruz arkadaşlar. Anneme gittik. Durumu bugün iyiydi. Bayağı iyi gördük. Saçını falan yıkamış. Bayağı iyi gördük. Şimdi hastaneden çıktık. Ayşe beni gezdiriyor arabayla. Havada bayağı bir yağıyor arkadaşlar. Bakın yollar nasıl, böyle bir orman yoluna girdik. Ay o kadar güzel ki, mis gibi, soğuk yok. Ama bayağı bir yağmur yiyor. Böyle çevremiz orman. Yani Almanya'da böyle yerlere kadın da olsanız korkmadan girebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de bilmiyorum yani. Böyle yollarda yalnız başına insanlar dolaşabilir mi? İnsan birazcık ürper. Ama burası öyle değil. Burası bence tehlike yok yani. Hiç kimse yok böyle. O kadar güzel ki yol. Ayşe ile beraber dolaşıyoruz şimdi birazcık. Ofka İsmar'ı gezdiriyor bana. Sağ olsun ya. Canım arkadaşım benim. Şimdi arabadan indim ben böyle. Yağmurun altında sizler için vlog çekiyorum arkadaşlar. Burada çöp arabaları var. Ofka İsmar'ın bütün çöpü buradan kalkıyormuş. Yani kağıtlar, poşetler, şişeler hepsi burada birikiyormuş. Yani burada pres mi yapılıyor artık, ne yapılıyor? Geri dönüşüm oluyormuş herhalde. Burada yazıyor zaten. Artık kompost ve und erden, yani toprak için geri dönüşüm oluyor diye tahmin ediyorum anladığıma göre. Abfallumschlag. Böyle. Yani evinizde de fazla bir atılacak eşyalarınız oldu mu? Büyük mobilyadır, odur budur. Onları da buraya haber veriyorsunuz belediyeye. Ücretli olarak çöpünüzü buraya atabiliyormuşsunuz. Yani ücret karşılığında çöplerinizi alıyorlar. Öyle diyeyim sizler için. Bunun için de bilgilendirmek istedim sizleri. Çok güzel yere getirdi Ayşe. Hava yağmur olmasaydı da şöyle bir ormanı gezseydik. Nasıl güzel. Ayşem de beni burada bekliyor işte. Böyle arkadaşlar. Şu bembeyaz ağaçlara bakın. Nasıl güzel. Vallahi Ayşe sağ olsun bana. Bütün bu, artık bir daha gelmem herhalde Almanya'ya. Bilmiyorum gelir miyim, gelmem miyim. Hani o yüzden böyle doya doya geziyoruz beraber. Böyle Ayşem de orada beni bekliyor. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar biz anneme gittik. İyiydi durumu, kötü değildi. Şimdi eve geldik. Ondan sonra biliyorsunuz ormanı da gezdik. Allah'ım nasıl güzel yerler. Hiç görmemiştim. Çöp yerini çektik sizlere. Ormanı da yağmurlu dolandık, gezdik falan Ayşe'yle. Eve geldik şimdi. Sovanları vardı Ayşe'nin. Sovanlar dikilecek, bayağıdır bekliyor. Dedim Ayşe kalk şimdi bakalım. Önce sovanları dikelim. Bir de bir geçenlerde almıştık böyle çiçekler biliyorsunuz. Ama burada havalar daha buz tutabilir diye saksılara dikmedik. Bugün onları da dikeceğiz. Yani bugün ekme işimiz var bayağı bir. Ben şimdi sovanları dikeyim. Ondan sonra topraklar çok güzel ama hazır toprak bunlar. Böyle elinin altında sovan oldu mu çok güzel oluyor ya. Ben çok seviyorum. Kendi evime de yapıyorum ben böyle Ayşe. Dikiyorum böyle saksının dibine. 5-6 tane dik. Ay bayağı bir çıkıyor yani yeşillik. Şimdi bunları dikelim. Ondan sonra sıra çiçeklere gelsin. Vallahi içeride de bizim işlerimiz vardı. Oturduk bayağı Ayşe'yle. Torunlarına yelek örmüş. Düğmeleri kalmış onların. Düğmelerini diktik. Onları da göstereceğim. Ama yeleğin bir tanesi küçük gelmiş. Küçük olmuş. Onu söktük. Ayşe'nin 3 tane üçüzleri var torun olarak kızından. Öyle tatlılar, öyle tatlılar, görmeniz lazım. Üçü de farklı ama. Hani hepsi aynı değil böyle çocuklar. Hepsi farklı. Sarısı var, esmeri var, orta renklisi var. O kadar tatlılar, görmeniz lazım. Onları nasıl büyüttüler? Bir de onlara sorun bakalım. Bize sevmesi güzel geliyor ama kolay bir şey değil tabii. Üçüz annesi olmak. Maşallah Ayşe'nin kızının 3 tane üçüzleri var. Onlara işte yelek yapmış. Onların düğmelerini falan diktik. Şimdi bir tane yelek örülecek. 2 tanesi hazır. Onları size göstereceğim. Bir tanesinde başlayacağız. Ben evde boş kaldığım zamanlarda kendim dikerim onları.
örerim yani, bitiririz. Torunları da şu anda şeyde, Antalya'ya gittiler arkadaşlar. Onlar da Almanya'da duruyorlar. Kassel'de kalıyor kızı, damadı, torunları. Ayşe arada gidiyor yardımı onlara. Özlüyor. Ben nasılım? Anneler bırakamıyor işte torunlarını. Yanlarına gidiyor. Dedik onlar gelesiye kadar yeleği de bitirelim de Ayşe 2-3 gün sonra gidecek onların yanına. 2 tane götürse olur mu? Çocuklar kavga eder. Hepsinin aynı olması lazım her şeyi. Dedim bir an önce o yeleği de bitirelim Ayşe. Şimdi bunları diktikten sonra onlara devam edeceğiz bakalım. Şimdi bunları dikelim böyle. Soğanları diktikten sonra da birazcık cam suyu verelim. Soğan zaten her türlü her yerde oluyor. Bizim Türkiye'de artık bu soğanların bu cücüklerini kesiyorlar. Soğan da tutmuyor artık. Ben nedir bilmiyorum. Pazarcılara sordum, abla öyle yapılıyor artık diyor. Cücükleri Neden? yok yani soğanların Ayşe. Neden? Vallahi bilmiyorum. Ekilmesin diye mi yapıyorlar bilmiyorum. Allah'ım. Köklerini bu cücüklerinden ondan sonra soğan da çıkmıyor. Bayağı bir şey, 2 kasa dikeriz herhalde soğanı. Bol bol Ramazan'dan sonra kısırlar yaparız artık sizlerle birlikte. Böyle Ayşe'nin kısırı da çok güzel oluyor bu arada gerçekten. Hani kalsa da ertesi güne sulanmıyor. Domates olduğu halde sulanmıyor. Onun tarifini de yaptığımız zaman tekrardan sizler için veririm. Tarif olarak arkadaşlar. Çiçekler dikildi böyle küçük küçük karanfiller. Böyle büyük saksıya hemen 2 tane diktik. Kıyılarını da böyle sileceğiz şimdi, onların böyle çamur oldu. Hem birazcık yağmur yağıyor. İnşallah tutarsınız bakayım. Böyle lambalar da koyduk yanlarına. Böyle. Şimdi burada da var 2 tane. Karanfiller. Bunların da lambaları var. Buraya da bu kalan şeyi diktik. Bu saksıların kıyıları temiz bir bezle tekrar silelim. Böyle soğanlı bir bitki vardı, onu da diktik. Buraya yine o soğanlı bitkiyi, burada da soğan var arkadaşlar. Normal küçük taze soğan olacak. Burada da 2 kasa böyle taze soğan diktik. Küçük küçük o şey soğanlardan, küçük soğanlardan. Arkaya da bir tane maydanoz. Arkaya da böyle şey var burada. Soğan gibi oluyor, ne diyeyim artık. Bilemiyorum. Soğan diyelim İnce artık. soğan değil mi? İnce soğan oluyor arkadaşlar. Onlardan diktik. İnşallah bunlar yeşerir, görürüm ben buradayken. Hava hala yağmurlu. Bakın yan komşunun sarı ağacı da açmış, sapsarı. Havada yağmur var. Böyle kiraz ağacı mı bilmiyorum, armut ağacı mı, o da çiçek vermiş. Yemyeşil çevreyi de göstereyim sizlere. Böyle herkesin bahçeleri birbirine bakıyor. Böyle arkadaşlar çok sakin, sessiz, kuş sesleri falan var. Böyle bakalım. Likralı 6 lira 99 kuruş, karar veremedim. Çok mu kalın gelir yazın, yazlıkta falan giymeye diye. Bir de bu var. Bu da 6,99. Çok hoş ama biraz paçaları kısa gibi. Beğendim aslında ama bilmiyorum, karar veremedim. Bakacağım şimdi. Bir de şu pantolon var arkadaşlar. Göstereyim onu da. Şöyle bir şey. Bu ne kadar Ayşe? Bu da aynı 6 lira. Böyle kısa, likralı. Ama sade siyahla mı giyilir diye düşünüyorum. Şunlar Bu var. güzel, bu O ne güzel. kadardı? O da 6,99 değil mi? Bunlar Şu var. 6,99, evet. Bu da Bu da güzel, bu 6,99. güzel. Böyle Bundan uzun, bol, bağcıklı 6,99. Böyle kalın penye gibi yani, güzel kumaşları. Deneyeceğim bakalım. Bir de şu pantolon var arkadaşlar. Bunu da çok beğendim. Bunun da fiyatı 7 euroydu. Bunu da anneme düşünüyorum, dedim alayım onu. Biz annemden eve geldik. Biraz çarşıda dolaştık Ayşe ile birlikte. Dün size bahsetmiştim çiçekleri dikerken. Ayşe'nin 3 tane kız torunu var. Böyle yelekler örmüş onlara. Oturduk, onların böyle düğmelerini diktik beraber. Böyle ikincisi. Bir tane daha örülecek. Bir tanesi kalmış. Bunları da size örnekli olarak böyle göstermek istedim. İsteyen olursa, beğenen olursa YouTube sayfasında var böyle. Yelek diye girin, kız yelek. Orada önünüze çıkar modeli böyle arkadaşlar. Ertesi günden herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kalktım sabahleyin. Annem hastanede. Aradı bugün beni. İlknur dedi işte, boynunu 24 saat ölçen şeyler oluyor ya. Tansiyonunu ayarlayan şeyler ölçüyor böyle, 24 saat tansiyonu nasıl diye.
Onu takmışlar işte. Çıkaracaklarmış onu. Başka bir şey takmışlar. Yarın sabah da o çıkacakmış. O yüzden dedi onu çıkardıkları zaman doktor demiş bizim demiş senin tansiyonuna yapacağımız artık hiçbir şey yok. Damlalarla düşüreceksin demiş. Yarın annem eve çıkıyor arkadaşlar. Öyle mutluyum şimdi ama tansiyonunda bir değişiklik şimdi yok. Sürekli yükseldiği zaman o damladan alması gerekiyormuş. Ben de sizlere aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir deniz elbisesi aldım arkadaşlar. Şöyle pembe mayonun üzerine giymek için çok beğendim bunu. Güzel oluyor mayoların üstüne. Şöyle bir de kareli pantolon aldım. Böyle düz renkler giyiyoruz ama böyle kareli desenli de seviyorum ben. Çok çiçekli sevmiyorum ama böyle kareli. Bunu çok beğendim. Uzun. Bunların paçası kıvrılacak. Çok hoşuma gitti. Bir tane böyle bir pantolon aldım kendime. Anneme de böyle bir pantolon aldım. Bunun da paçası kıvrılacak. Daha üzerine denemedi ama gelir diye umut ediyorum. Bir de böyle bir şort aldım kendime. Buna bayıldım. Böyle siyah bir şort. Likralı. Kıyılarında böyle dantel motifleri var. Küpür dantel. Yazlıkta güzel olur bu akşam gezmelerinde. Üzerine de böyle siyah bir tane setenden yuvarlak yaka, kolsuz bir tane bluz gibi bir şey aldım. Bir tane de böyle bir şort aldım kendime. Bu da yazın evlerde giymek için giyiyorum arkadaşlar ben böyle şortlar. Denizde de giyilir, mayonun üzerine de olur. Bir de anneme bu gri renkte ceketi aldım. İçi bunun pamuk böyle. Böyle polar gibi. Güzel yumuşacık. Gri renkte şöyle kapşonu var. Böyle bir ceket aldım. Attım anneme gösterdim. Beğendi. Yarın geldiği zaman deneriz. Uymazsa olmazsa beğenmezse onunkiler geriye verme sürecimiz var arkadaşlar. Böyle aldıklarım bu kadardı. Arkadaşlar diş doktoruna geldik. Bayağı bir korku var içimde bayağı. Şimdi doktor hanım geldi. İğne vurdu. 4-5 yerine iğne yaptı. Uyuşmaya başladı ağzım. Şimdi bekliyorum gelecek çekecek ama bilmiyorum. Bayağı bir heyecanlıyım. Acımayacak biliyorum ama insan nedense bu koltuğa oturduğu zaman bir tuhaf oluyor işte. Geldi Entschuldigung. Ist es schon taub geworden? Ist es taub? Bisschen, ja. Ja, gut. Ja. Böyle. Başladı hazırlıkları işte. Dişim çekildi arkadaşlar. Hiç hissetmedim. İğne daha zordu yani. İğneyi bile hissetmedim. Hemen böyle salladı salladı çıkardı. Şimdi pamuk koydum. 10 dakika beklememiz gerekiyormuş. Ama iyiyim maşallah. Hiç acımadı yani. Hiç korkmayın diş çektirmekten. Biz diş doktorundan geldik arkadaşlar. Dişim çekildi. O kadar mı rahatladım? Böyle Ayşe de sabahleyin hemen hamur yoğurmuş. Dişçiye gideceğiz diye. O da benimle birlikte geldi zaten. Hemen geldik pişilerimizi böyle unla açtık. Tavada içlerine peynir koyup pişi yaptık. Bugün oruçlu değiliz böyle arkadaşlar. Şimdi oturacağız Ayşe ile bir kahvaltı yapacağız. Öğlen kahvaltısı gibi. Böyle bu da pancar kendisi yapmış Ayşe turşusunu. Bu da böyle biber, yağlama, sirkeli, tuzlu haşlamış bunları. Kavanozlara koymuş. Ters çeviriyorsunuz biliyorsunuz zaten. Ondan yapmış. Çok lezzetli oluyor bu da. Böyle şimdi bakalım biz yiyelim kahvaltımızı. Öyle bir büyük yükten kurtuldum ki rahatladım böyle. Antibiyotik içtim dişimin ağrısı geçmişti ama yani çektirmemek elde değil dedim çektireyim bitsin ama kurtuldum çok şükür. Türkiye'ye gidince de artık diğer olanlar var. Bayağı dişlerim rahatsız arkadaşlar. Onları yaptırmam gerekiyor. Öyle şimdi biz çayımızı da koyduk. Ayşe ile birlikte arkadaşımız var. Onu da çağıracağız. Onlar da gelecek. Hep birlikte şöyle bir şey yapacağız. Çünkü oruçlu değiliz bugün dişimi çektirdiğim için. Beni buraya kadar izlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.